Dünya Göz Hastanesi olay sağlık kuşağını sunar. sağlıktan herkese mutlu günler. Bugün yaşlanma ve yaş bağlı olarak birçok organımızdaki değişimden yola çıkarak gözdeki değişimleri konuşuyoruz. Göz kapağında ne gibi değişimler söz konusu? E, göz merkezinde, göz küresinde bir bütün olarak ele alıyoruz. Bunların tedavi yöntemleri neler? Onları konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Yaşar Sait Erda ile birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba efendim, hoş bulduk. Hocam dilerseniz yaşlanmak ve yaşanmak dedik. Ee, yaşlılık diye genel bir tabir kullanmak istemiyoruz. Çok Bayan doğru. izleyicilerimiz de var. Bunu e, hoş hoş karşılamayan izleyicilerimiz de söz konusu. Dolayısıyla bu kavramlı, kavramları nasıl algılamalıyız? Ondan başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hepimizin her canlının yaşadığı bir süreç. Hı hı. Bunu durdurmak da daha sonra gene konuşacağız. Mümkün değil. Hı hı. Her organ, her doku zamanın etkisinden yıpranmaya başlıyor. Evet. Ama bu kişiden kişiye az veya çok olabiliyor. Hı hı. Hatta bunların bir kısmı dışarıdan görülüyor, bir kısmı dışarıdan fark edilmiyor bile. Evet. Bunların bir kısmı tedavi ol olabiliyor, bir kısmı önlenebiliyor, bir kısmı ise maalesef engellenemiyor. Hı hı. Bunun için bunu doğru dürüst önce kavrayabilmek lazım. Evet. Önce psikolojimizi, iş dünyamızı doğru kurgulamamız lazım. Hı hı. Zaman geçecek, ama zaman aslında. Çok güzel bir süreç. Evet. Zamanın geçmesiyle biz sürekli bir şeyler kazanıyoruz. Hı hı. Öğreniyoruz, zenginleşiyoruz ee, ve bunun kıymetini bazen bilemiyoruz. Evet. Bu güzel süreci herkesin iyi geçirmesini, başına gelecekleri bilerek bunları hazırlıklı olarak yaşamasını istiyoruz. O halde yaş almak hakikaten bir zenginlik, bir güzellik kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle öyle. Hocam devam etmeden önce telefon numaralarımızı verelim. 0224-331-7075 0224-331-7075 Göz kapağında yaşlılık, göz kapağındaki deformasyonlardan bahsedeceğiz bugün. Dediğimiz gibi açılışta da. Hocam peki yaşlanma engellenebilir bir durum mu? Evet, yaşlanma maalesef engellenemez. <laughs> ya yaşlanma bir... Her canlının yaşadığı bir süreç hı hı. ama az ama kısa sürüyor bu evet. bazı canlılarda bu süreci engelleyemediğimize göre hakkını vererek yaşamamız evet. ve kısmen etkilerini hafifletmemiz lazım. için evet. içinde ne etkileri olduğunu bilmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü zaten hayattaki deneyimlerimiz, tecrübelerimizin vücudumuzdaki izleri oluyor aslında. O kırışıklıklar, iç organlarımızdaki farklılıklar, değişimler. O yüzden dediğiniz gibi bunu da tadını çıkarmak gerekiyor. Kesinlikle evet. katılıyorum size. Peki her kezde, her organda aynı şekilde mi göz, gözlemleniyor yaşlanmak? Mümkün değil. Doğada zaten biz eşitlik arıyoruz ama öyle evet. bir eşitlik yok. Evet. Doğada her canlı, her doku farklı farklı özelliklere sahip. Hı hı. Ayrıca o kendi do doku da zaman içinde etkilenmesi çok farklı. Evet kesinlikle. Bu bunun için şuraya bir dikkat edelim. İnsanların kardeşleri, ikizlerin bile yaşlanmaları aynı olmuyor. Evet. Her dokunun yıpranması farklı oluyor. Bazı kişinin kemik dokusu biraz erken yıpranırken bazı kişinin görünür yerlerindeki işte bazı organlarındaki yıpranmalar daha fazla oluyor. Evet. Bu burada da dikkat edilecek konu ben ne yapıyorum? Ben de değişen nelerdir? Hı hı. Neyi yanlış yapıyorum? Bunların nasıl düzeltmemiz lazım gibi bir takım faktörler var ama farklı oluşun sebebi bir tek değil multifaktöriyal bir, bir durum bu. Hı hı. Bir defa genetiğimiz var. Hı hı. Herkesin genetik yapısı farklı. Anneden mi babadan gelen genetik yapıya göre yüzümüz, bedenimiz, postürümüz, sesimizin tonu, saçımızın rengi şekilleniyor. Hı hı. Ve bunun içinde de zamana direnme etkileri biraz farklı farklı oluyor. Hı, hı. Başka ne var? Yaşam tarzımız. Evet. Farklı. ...alışkanlıklarımız farklı. Çevresel faktörler var. Çevresel farklı. faktörler var. İklim, iklim koşulları çok... Hı hı. ...kış e, yoğun bir... ...iklimi düşünün veya sıcak bir... ...iklimi düşünün. Hı hı. Güneşin etkileri... ultraviyolenin etkileri... ...bizim için bir hayat kaynağı. Kesinlikle. Ama fazlası da ultraviyolenin ...bazı dalgalarının... ...özellikle ultraviyoleye maruz kalan... ...dokularda çok ciddi... ...sıkıntıları yol açıyor. Özellikle de artık... ...kaçmaya başlıyoruz korunmaya başlıyoruz. Evet kesinlikle. Bundan başka ne değişiyor? Gıdalarımız bu Hı -hı. farklılığı meydana çıkartıyor. Evet. Alışkanlıklarımız düzenli uyku uyumuyorsak stresli hı hı. bir hayat yaşıyor isek hı hı. onun haricinde bizim bu alışkanlıklarımız içinde sigara gibi çok iyi hoş olmayan kötü alışkanlıklar varsa hı hı. cildimiz gözlerimiz her şeyimiz bundan uzun vadede etkilenecektir. Kesinlikle. O halde bunları da kontrol etmek zorundayız. Hı hı. Durup dururken bu niye bende oldu diyemeyiz. Ama başka bir şey var. Her şeye dikkat etmemize rağmen gene de bir kişinin yıpranması bir başka kişiden fazla olabiliyor. Evet. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet. <laughs> Peki hocam asıl konumuza geçelim. Gözde evet. ne gibi yıpranmalar söz konusu oluyor? Yaşlanmaya bağlı Şimdi olarak. Şimdi gözü şöyle parçalara bölerek bence anlatmakta fayda var. Hı hı. Göz görme organı. Hı hı. Görme organının ön parçası göz kapaklarımız. Hı hı. Hemen bunun gerisinde bütün işlevin ana e, mekanizmasının başladığı Göz küresi var hı hı. ama görme işlemi burada bitmiyor. Evet. Görme yolu dediğimiz gözden, göz küresinden başlayarak bütün e, merkez sinir sistemi içinde giden çok komplike bir yol var. Hı hı. Bu yol nerede sonlanıyor? Görme merkezi dediğimiz oksipital korteksteki merkezde sonlanıyor. Yani o halde biz tartışıyoruz zaman zaman gözümüzde mi görüyoruz, beynimizde mi görüyoruz? Hakikaten sadece gözümüzde görmüyoruz. Hı hı. Göz küresi sadece e, o gözün içine düşen hayallerin algılandığı bir alıcı, evet. alıcı sistem. Evet. Bu taşıyan bir sistem var. Evet. Bunu algılayan, yorumlayan bir başka sistem var. Hı hı. Bunlardan herhangi birisinde bir arıza olursa, Görme işlerimiz ciddi şekilde etkilenecektir evet. ve burada da her ayrı bölümün zamandan yılların o yıpratıcı etkisinden farklı farklı nasibini aldığını biliyoruz. Hı hı. Bunun en başlangıcı neresi o halde görme organın göz kapakları. Göz kapakları. Hı hı. <laughs> evet göz kapakları bizim çok önemli bir yapılarımız. Hı hı. Her şeyden önce yüzümüzün şekillenmesi, yüzümüzün ifadesi ve hareketiyle gözümüzü açar kapıyarı koruyan bir organ. Hı hı. Ön yüzü deri, arada adeleler var, gerisinde de konjektiva dediğimiz ince bir zar var. Hı hı. Sadece bu zar değil, içinde salgı bezleri var. Hı hı. Bu salgı bezleri gözümüzün parlaklığını sağlayan, gözümüzü temizleyen, hı hı. gözümüzdeki oksijenlenmeyi sağlayan bir takım elemanları içeriyor. Hı hı. Bunun için bunu tümüyle beraber ele almamız lazım. O halde ilk önce yaşlanmanın etkisi, zamanın e, izleri kapaklarımızın cildinde gözükmeye başlıyor. Evet. Biz ne yaşadıysak acı tatlı hatta ekşi e, bütün e, bizim yaşadıklarımız önce yüzümüze hı hı. başlıca da göz kapağına vuruyor. Niye göz kapağına vuruyor diye soracak olursanız. Belki ağzınızda o vardı. Ben, hı hı. ben aldım onu sizden. <laughs> Çünkü göz kapakları vücudumuzdaki en ince deri. Başka hiç bir yerimizde o kadar ince bir deri yok. Hı hı. Deri altı tabakasından çok fakir ve ipek bir kumaş gibi bütün gün boyunca açılıyor, kapanıyor ve bu hiç başka bir kırışıklık olmuyor. Evet. Ta ki 40'lı 50'li yaşlara ulaşıncaya kadar. Hı hı. Çünkü altında derin altı dokusu çok ince. Hı hı. Başka yerlerde kırışmalar daha erken başlıyor. Evet. Ve hemen daha derin izler bırakıyor. Yani göz öyle bir doku yaratılmış. Ki, gerek üst kapağı gerek alt kapağı. Hı hı. Bu incecik ipeksi dokuyla milyonlarca biz bunu açıyoruz, ka ka kapıyoruz. Her yöne baktığımızda kapaklarımız farklı hareketler yapıyor. Yüzümüzü kısıyoruz, açıyoruz hı hı. ve bunları ayak uyduran bir deri özelliğine sahip. Evet. Ama bu deri zamandan etkileniyor. Güneşten çok özellikle ultraviyole ışınlarından çok etkileniyor. Hı hı. E, kurumadan çok etkileniyor. Onun için bu göz kapaklarımızın özelliğini bilmemiz lazım. Onu koru, korurken bu ayrıcalığına saygı göstermemiz lazım. Hı hı. Yüzümüze sürdüğümüz bir nemlendiriciyi, yüzümüze sürdüğümüz kremi göz kapaklarımıza hemen düş, düşünmeden sürmememiz lazım. Çünkü oranın dokusu farklı, yapısı farklı, bekledikleri farklı. Kesinlikle. <laughs> Onun için kapaklarımıza özel kapağın derisine çok ihtimam göstermemiz lazım. Ama ne yazık ki siz de biliyorsunuz ki o kapaklara her şey sürülüyor. Evet. Böyle rengarenk oluyor. Evet. Pullar, simler, fırıltılar, siyahlar, beyazlar hı hı. her şey sürüyor. Ben bazen bana gelen Hastalarına ve eşimle dostlara baktığımda buna nasıl kıydım bu kapaklara, bu, bu deriye dediğim oluyor ya. Evet. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Evet. Siz çok titizlenmek lazım. Zaten yıpranıyor. Bir de biz onu yıpratmamalıyız. Kesinlikle. Bazı meslekler var. Bulunduğu ortam hakikaten e, oksijenden az, sigara, sigara dumanlı asit dumanı var. Oralardan korumak lazım. Bazı meslekler var. Her gece bir tiyatrocuyu düşünün. Yüzüne bir maske bir şey sürüyor çıkıyor. Sonra da onları muhakkak temizliyor. Bütün bunların yaptığı evet. hasarlar çok e, geri dönüşü zor hasarlar. Kesinlikle. Muhakkak başka bir şey söylememek lazım. Deriyle ilgili. Deriyi her gece yatarken göz kapaklarımızı temizlememiz, makyaj ne varsa onları çıkartıp yatmamız lazım. Evet. Ve her günde ağır makyaj yapmamamız lazım. Evet haklısınız. Yani bile bile bunu yapıyoruz. Niye? Daha farklı gö görünmek için. Sonra da gelip şikayet ediyoruz diyor ki bak bunlar ne oldu bu göz kapakları bunları ben ne yapayım diyoruz. Hakikaten işin başlangıcına inmemiz lazım. Evet çok haklısınız. Bir kere dediğiniz gibi zaten yeşillerledikçe ilk izlerini bırakan göz çevresi oluyor. Evet. Göz kapağı, alt kapak, yanlar hemen çizilmeye başlıyor. Hemen o etkileri görebiliyoruz ve dediğiniz gibi mesleğimiz gereği bizler de makyaj yapıyoruz ve zarar veriyoruz aslında. Ama sonrasında telafi etmeye çalışıyoruz hocam o bakımını yaparak. görsellerin içinde var, onu koyarlarsa. Hı hı. Üç tane yan yana konmuş bir şey var, kapak resmi var. Hı hı. Orada işte nereden başlayıp o izleri nasıl derinleşti? Buradaki görsel. Bu hı hı. görselde daha hı. gergin, daha parlak olan kapak hı hı. ve çevresi hı hı. biraz kırışmaya başlıyor. Sonra kırışıklar derinleşiyor. Evet. Kırışıklar derinleşiyor ama yüzüne bakınca bu olgun güzel de bir ifade veriyor. Onda da çok evet. stres yapmamak lazım. Ama tabii bazı işleri biz kırıştırmasına sebep oluyoruz. Gözümüzü hı hı. kısarak bakmak. Mesela miyop hastalarımız gözlüklerini takmak istemiyorlar gözlükleri takmak istemedikleri zaman ve takmadıkları zaman gözleri böyle kısarak bakıyor sürekli buraları böyle kırışıyor hı hı. Halbuki onun çaresi başlı gözlük var kontaklans var lazer var hı hı. bunları düzeltmek doğal açık pırıl pırıl güzel gözlerini insanlardan kısarak saklamadan göstermeleri lazım. Evet, güneş için de aynı şey geçerli. Güneşte de kısarak evet, bakıyoruz ya da kısarak böyle bakıyoruz. fazla ışık olduğu zaman aynı şekilde. Tabii dedik ya hepimiz aynı değiliz. Göz açık renk olanlar var. Hı, -hı. karşıdan baktığında güzel bir bir ela göz, açık yeşil bir göz ama güneşten çok etkileniyor böyle gözler. Evet. Niye? Bu tabakaların gerisindeki pigment oranı koyu renkli bir göze göre daha az. Yani gözün içine giren ışık fazla. Hı, hı Gözün içine giren ışık fazla olduğu zaman göz kamaşıyor. Evet. Göz kamaştığı zaman da o insiyaki olarak kontrolsüz oto kontrol olarak gözünü kısmak zorunda kalıyor. Evet. Peki ne yapacak? İşte güneşin bu ışınlarını etkileyen Envai türlü gözlükler var. İşte antrefleler var. Hı -hı. E işte bunların içinde bazı polarize olanlar var. Fazla farklı şunları özellikle ultraviyoleyi bloke edenler var. Hı -hı. Bunları kullanmamız lazım. Evet. Sadece gözlük değil. Ş şapkalar var. Güzel evet. geniş kenarlı önleri şimdi böyle şemsiperdi de denir. Ş siperli şapkalar var. onlar kullanılabilir. Hı -hı. Evet. Hocam dilerseniz e, kapağa geçtik fakat görme organı unsurlarından devam edelim. Bunlara giriş daha, yaptık zaten. Da, daha daha kapağa geçmedik. Keşke, Yo, keşke. girişini geçip bitirsek. Girişini yapson. Giriş, girişini yapmak oldu. Şimdi siz ne dediniz? Görme unsurlarına mı evet. gidelim dediniz ama Hı -hı. kapakta başka değişiklikler de var istersen onları da bir. Tabii buyurun tabii. Bir söyleyelim. Tabii. Ne dedik sadece derideki kırışmadan bahsettik. Hı -hı. Ama biraz daha ilerlediğimiz zaman... Göz kapağı düşmesi. Göz kapağında kırışıklıkların giderek arttığı, hı hı. gözün çukura doğru gittiği, kenarında hı hı. bir boşluk ortaya çıktığı. Yani niye? Orbita dediğimiz kemik, gözün yerleştiği kemik boşluk içinde bir destek yağ dokumuz vardı. Bu destek yağ dokusu zaman içinde atrofiye uğrar. Hı hı. atrofiye uğraması da göz küresinin biraz çukurla doğru gitmesine yol açar. Hı, hı Başka gözün içindeki tendonlarda gevşemeler göz kapağını biraz aşağı doğru sarkmasına doğru hı hı. neden olur. Bu sarkma karşıdan baktığında eşit de değildir. Bir taraf bazen az, bir taraf bazen çok da olabilir. Yani ikisi de eşit bazen düşmeyebiliyor. Bunun nedeni ne hocam? Yani bunu açıklar mümkün de bizim iki yüzümüz şöyle ortadan bölsek bedenimizi eşit Aynı değil. eşit değildir. Evet. Aynen değildir. Çiz, bakın çizgilerinize. Bir taraftaki evet. çizgiler daha derin, bir taraftaki yüzeye dudak ağzınızın bir kenarı, hı hı. gözünüzün bir kenarı, saçınızın bir bir kenarı daha çabuk ağrırken öbür kenarı ağrımayabilir. Bir taraf hı hı. biraz kıvırcıkımsı olabilir. Öbür taraf daha düz olabilir. Hı hı. Kalbimiz solda bu tarafta karacemiğimiz var yani biz simetrik değiliz. Evet. İşte bu simetrik olmamadan kaynaklanan hı hı. göz kapaklarımızda da farklı e, deri kıvrımları, bu deri kıvrımlarında karşıdan görünümleri farklı farklı o, o, olabilir. Hı hı. Başka ne oluyor? Başka ne değişiklik oluyor? Torbalanmalar zamanı? söz konusu oluyor. Torbalanmalar, hı hı. deride özellikle üst kapakta sarkmalar. Hı hı. Üst kapak derisinde sarkma o kadar fazla olabiliyor ki hı hı. kirpiklerin üstüne yıkılıyor. Evet. O da e, görmeyi bazen engelleyebiliyor. Hı hı. Torbalanmalarda özellikle alt kapak altında gözüken, fobulanma oluyor. Uh -huh. Bu da en enteresandır. Hem orbita yağ dokusu atrofi olurken burada da o yağ dokusunu perdeleyen bir zar vardır, fasya vardır. Bunun gevşemesiyle bu daha da sarkar hâlede geliyor. Yani hem çökme hem dışarı çıkma söz konusu. Bazı kişide birisi bazen alt kapakta, bazen üst kapakta böyle farklı varyasyonlar olabiliyor Onun için her gözü, her kişiyi, her değişikliği farklı farklı algılamak zorundayız. Kesinlikle. Farklı farklı ta tavsiyelerimiz var. Hı hı. Zaman başka ne yapıyor şöyle düşündüğümüz renk o zaman? Renk değişimi söz konusu olabiliyor. Evet, cilt cilt Çok rengi fazla var. değişiyor. Hı hı. Bazen depigmente dediğimiz beyazlıklar, beyaz alanlar, açık renk alanlar ortaya çıkarken hı hı. bazen de bazı noktalarda pigmentlerin kümelendiği, hı hı. E, et beni dediğimiz takım çıkıntıların oluştuğu. Hı hı. Bunların bazıları da hemen kirpik kenarında o, 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 olabiliyor. Hı hı. Kirpikleri de içine alıp e, görüntü bozukluğu ve görmeyi bozmaya da se sebep oluyor. Bu evet. yüzden böyle düşündüğümüzde pek çok iş var kirpik demişken. Evet. Kirpiklerimizde zamanla dökülmeler, hı, hı. seyrelmeler. E, bu kirpiklerin bazılarının içe bazılarının dışa dönmesi gibi hı -hı. şekilsel biçimsel değişiklikler de olur. Evet. Kirpik kanımların çok özel bir hassasiyeti biliyorsunuz. Hı hı. Kirpiklere de ihtimam gösteriyorsunuz ama ben gene baktığımda kirpiklerin üstüne öyle şeyler sürüyorsunuz ben onları gösteriyorum da onların gö görüntülerini. Bak kirpikleri ne halde dediğimde bunu gören kişi bazen ürküyor. Eyvah ben ne yapmışım bunu dediği olabiliyor. Evet. Buradan da tavsiyemiz kirpikleri de beslemek için özel e, besleyiciler var ama hı hı. bazıları da bunu fazla kaçırdığı için kirpiklerin yağlanmasına, kirpik foliküllerinin yağdan dolayı etkilenip bilefarit dediğimiz iltihaplanmalarına da yol açabiliyor. Bazen çoğu da kendim ettim, kendim buldum evet. gibi oluyor. Evet. Bilinçli yaklaşmak zorundayız. Evet. Tam ben, gözlük dipleri, göz e, kirpiği diplerinde kızarıklıklar söz konusu oluyor ya da böyle sararmalar bu dediğiniz sebeplerden mi hocam? Şimdi bu, bunların bir kısmı yaşlılığın, yaşın, zamanın etkisi hı hı. ama bir kısmı çocuklarda da o, o, olabilir. Hı hı. Çoğunluğu bunların e, seboreik dediğimiz kirpiklerin daha fazla yağ sekre, sekrete eden bölümünde. Evet, Hemen kirpiklerin önünde meibomüs guddeleri dediğimiz gözyaşının yağlı tabakasını sekrete eden hı hı. guddeler var. Ee, onları da dikkate almak zorundayız. Bunların evet. ağızları tıkandığı zaman içinde küçük küçük apsecikler oluyor. Bunu hı. hı. zamanla keratinizasyon, havadaki tozlar ağzını tıkıyor. Hı hı. İçindeki bu birikim de sonra iltihabı yol açıyor. Hı hı. Ve şişliklere, küçük mini apselere yol açıyor. Hı -hı. Halk arasında hani arpacık denir ya evet. göz kapağındaki şişlikler, Hı -hı. E, işte bütün bu saydığım gudelerin iltabına bağlı olarak ortaya çıkar. Evet. E, halk olarak biz hep buna hepsine arpacık deriz ama hepsi başka başka gudenin e, inflamasyonudur. Hı -hı. İşte hordeolum eksternum, hordeolum internum falan gibi farklı tıbbi e, ad, adları vardır ama sonuç olarak kirpiklerimize, kapaklarımıza özel ilgi göstermemiz. Gereksiz e, bu niye oluyor? Telaşlardan oluyor bir şeyler sürme telaşı. Gereksiz telaşları bir, bir, kenara koyup sağlığımıza ön plana Sağlığımıza. Biz uyuz. Kaşımız gözümüz bizim o hı hı. daha fazla bunu abartmaya gerek var mı? Onun üzerinde biraz düşünmemiz lazım. <laughs> Peki. Hocam diğer kapak ve şekil bozukluklarından bahsedelim isterseniz. Mesela seyirme neden oluyor, kapağın içe veya dışa dönük olması neden oluyor? Sadece evet. yaşlılık belirtisi midir? Evet, çok, çok güzel hatırlattınız. Hı -hı. Bu içe dönme, dışa dönme kapak şekil bozuklukları çocuk doğuştan da olabilir. Hı -hı. Yani çocuk doğduğunda kapakları içe doğru dönmüş, kirpikleri göz küresine değiyor de olabilir. Hı -hı. Ama bugün konumuz bizim yaşlılığın yaptığı değişiklikler ise bunun senil tipi diye bahsettiğimiz yaşlılık tipi vardır. Hı hı. Yaşlılık tipi ileri yaşlarda ortaya çıkar. Niye? Gevşer göz kapaklarımız, hı. bollaşır. Sadece derisi değil ana iskeleti de gevşer. Hı hı. Yer çekimi bizim pek çok yerde faydamızdır ama. Yer çekimi bu tip dokuların sarkmasını kolaylaştırır. Evet. Kapaklarımız aşağı doğru sarkar. Evet. Kapaklarımızı kapatan, yumamızı sağlayan adele lifleri grubu vardır. Hı hı. Bu liflerde atrofiye uğrayıp eskisi gibi göz kapağını sıkıca kapatamayabilirler. Hı hı. O halde doku gevşedi, bollaştı. Bunu kaldıran liflerimiz zayıfladı. Hı hı. Yer çekim onu aşağı doğru çekti. Biz de yetmemiş günü habire oluşturduk gündüz. işte makyaj malzemesiyle çıkartırken temiz, part 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 biraz böyle gaddarca temizleyince bu bollaşmaya da yardımcı olduk. Evet. O halde bollaşan kapak hı hı. ya içe doğru döner ya dışarı doğru sarkar. Evet. İçe doğru dönmesinin sebebi bu bahsettiğim lifler yukarı doğru kayıp üst üste bindikleri zaman kapağın kenarını içe doğru çevirirler. Hı hı. Ama bu aşağı doğru sarkarsa yeterince kasılma yapmazsa bu defa kapak dışarı doğru sarkar. Hı hı. Her ikisi de kötüdür hem estetik olarak hem göz sağlığı açısından düşünün alt kapağınız. Hele üst kapağında olursa bu daha da riskli, gözünüzü koruyamıyor, kapatamıyor hı hı. demektir. İçe döndüyse kirpikleriniz göz küresine batmaya başlıyor, kendi kendine ziyan vermeye başlıyor. Evet. Dışa döndüyse açıkta kalan kısım havanın etkisinden kurumaya, hı hı. içinde bir, şey, bir, bir takım bakteriyel yerleşimlerle küçük iltihaplara yol açıyor. Hı hı. Ee, ve bir taraftan da gözümüz sulanmaya başlıyor aynı zamanda da. Hı hı. Bütün hepsi bu kapaktaki işlevin bozulmasına kapak mekaniğinin bozulmasına bağ, bağlı olarak evet. gelişiyor. Aynı zamanda gözyaşın da dışarı akmasına sebep oluyor. Çünkü gözyaşımızı kapakların düzgün kapanması gözyaşı kesesine pompalar. Hı hı. Eğer gözyaşı kesesine pompalayamıyorsak Göz gözyaşı dışarıya doğru ak akmaya başlar. Evet. Yaşlılıkta başka bir tabloda vardı gözyaşı demişken isterseniz oraya, oraya da girelim. Hı hı. Zaman içinde göz gözyaşımızın kalitesi bozulur. Yani çok önemlidir gözyaşı tabakası da gözümüzün yüzeyinin üzerinde daima mikron seviyesinde hı hı. ince bir tabaka vardır. İncedir ama üç katmanlıdır. Hı hı. Her katmanın kendi görevi ayrıdır. Üç katman dengeli olursa gözyaşı işlev yapar, bu denge yaş ile hava koşulları, iklim koşullarından, biraz önce anlattığım kapak şekil bozukluklarından hı hı. bozulmaya başlarsa hı hı. artık göz yaşı işlevini yapmamaya başlar. Evet. Gö göz yaşı gö gözümüzü temizler, bakterilerden e, uzaklaşmasına, hı. E, etkisiz hale getirmesine, en azından... Kornea dediğimiz saydam tabakanın saydam ve parlak durmasına sebep olur. Hı hı. Göz yaşı azaldığı zaman gözümüzde yanmalar, batmalar, kurumalar. Evet. Bu temel, bu anlattığım temel göz yaşıdır. Temel göz yaşının etkilerinin azalması reflekt göz yaşı dediğimiz. Ağladığımız zaman ortaya çıkan, mendiller dolduracak kadar çok olan sıvının salgılanmasına refleks olarak yol açar. Hı hı. Bu sıvının da yapısı refleks gözyaşının sıvısının yapısı temel gözyaşından farklıdır. Daha çok tuz ihtiva eder. Hı hı. Ondan dolayı hastalarımız anlatırlar. Gözümü gözyaşımı gözümü yakıyor der. Temel gözyaşı azalmıştır. Hı hı. Refleks gözyaşı da artık o koruyucu etkisi olmayan göz üzerine ziyan vermeye başlar. Evet. Onun için o gözyaşını bunu iyi anlamak lazım. Gözüm sulanıyor diyen her kişi acaba gözyaşı drenaj sisteminde bir bozukluk mu var? Hı hı. Yoksa gözyaşı temel gözyaşı azalmış. rektes gözyaşı arttığı için mi sulanıyor? İyi ayırmak lazım. Meslektaşlarımız bunu iyice ayırırlar. O kişiye itkin tedaviyi verirler. Hı hı. Ve şunu da bilmeleri lazım. Gözyaşının yapısının bozulması kronik seyirli bir hastalıktır. Hı hı. Hapla ilaçla bir defa kullanmayla geçmez, ortadan kalkmaz. Sürekli takviye etmek, eksiği yerine koymak gerekir. Hı hı. Bir de şu var. ilacı veriyoruz üç gün, beş gün sonra bırakıldığı zaman bu gözyaşının yerine konmaması, demin anlattığım sıkıntıları bu başlatarak gözde daha kötü sıkıntılara yol açabilir. Onu Hı -hı. da unutmamak lazım. Yani birdenbire kesmemek, birdenbire bırakmamak lazım ilaçlarımızı. Evet, tedavi yöntemlerine geçiş yapalım istiyordum ben de. İlaç diyorsunuz. Doğru mu algılıyoruz ya. Zaten burada, hepsinin burada burada göz yaşı için Evet. Gö göz için. Göz ta takviyesi yani aslında bu suni gözyaşı yaşı preparatıdır. İ i̇laç dendiğinde Hı -hı. antibiyotikler, antiinflamatuarlar gibi çok farklı ilaç türleri vardır. Hı -hı. Bunlar daha ziyade göz yaşının eksik kalan tabakalarını, katmanlarını yerine koyacak suni yapılmış preparatlardır. Tam Hı -hı. ilaç anlamında Kullanılmaz. Tam ilaç değildir. Hı hı. Tıp evet. açısından. Evet. Peki göz kapağındaki şekil bozukluklarını tedavi etmek için neler yapıyoruz? Şimdi göz kapağı şekil bozukluklarına burada girersek bence bu programın birazına kalırız. Hı hı. Benim tık, e, zihnimdeki önce sorunları bir an, anlatarak Peki. gidelim. Tamam. Varsa sual onları cevaplandıralım. Bir başka seansta da e, tedavilere girelim. Çünkü tedaviler de kişiden kişiye çok farklı, çok boyutlu hı hı. Te tedaviler. Hı hı. Ee, mesela bunların içinden bir kısmı biz göz hekimleri tarafından ya yapılırken bir kısmı diğer başka bu branşların takviyesiyle, yardımıyla yapılabilecek hı hı. Te tedaviler. Hı hı. Bunun için onu tedavi kısmını biraz daha bir başka bölüme bırakmak tamam. diye düşünüyorum. Siz de uygun görürseniz programın ev sahibi sizsiniz. Biz burada, biz burada <laughs> misafiriz. Estağfurullah çünkü. hocam. Ee, hocam o zaman göz kapaklarına giriş yaptık, birkaç unsurlarından bahsettik. Dilerseniz görme unsurlarının diğerlerinden bahsedelim. Göz küresinden, göz merkezinden, bunların hangi işleve ol, sahip oldukları ve yaşlanma ile ol. bağlantılı olarak ne gibi değişiklikler gözlendiğini. Peki, biraz önce seyirme dediniz ya evet. bana. Ben onu evet. cevaplamadığımı fark ettim. onu da cevaplayayım lütfen. Tabii. Müsaade ederseniz. Şimdi seyirmeler ve gözün istemsiz açılıp kapanmaları hı hı. E, çok farklı, enteresan, direkt göz hastalığı olmayan ama merkezi sinir sisteminden çıkan istemsiz uyaranlardır. Hı hı. Yani istem dışı biz gözümüzü kırparız. İstem dışı göz kapağımızın e, adilesi titreşir. ki Biz buna sihirir diyoruz. İşte o nedeni Tıp uzun yıllardır arıyor, hala bulamadım bu kadar cicitler, kitaplar var. Hı hı. Çoğunda biz buna esansiyel diyoruz. Yani sebebi bilinmeyendir. Hı hı. Sebebi bilinenler var. İşte bu görme yolu üzerinde, bu yedinci sinirin merkezinden impuls çıkartan bazı patolojiler vardır. Hı hı. Tüm örgüler de buna, buna dahildir, İnflamasyon da buna dahildir. Hı hı. Bunlar bu tip kasılmalara, istemsiz kasılmalara yol açabilir. Hı hı. Ama çoğunu sıralayıp grupta istatistik çıkarsak, çoğu pek çoğu esansiyeldir. Hı hı. Bunlar da genç yaşlarda genellikle hiç gözükmezler, hı hı. 40-50 yaş üzerinde o mekanizmada bir yerde bir defekt oluyor. Nasıl e, titremeler var yaşlılığa bağlı, el titremesi, işte göz titremesi de bunun bir parçası, evet. Gözün göz küresinin titremesi. E, aynı zamanda sadece üst kapak veya sadece alt kapaktaki zaman zaman ortaya çıkan seyirmeler tamamen sebebi bilinmez ama çoğunlukla biz bunları diğer meslek grubuyla nörologlar da ve psikiyatristler de danışarak çözmeye çalışırız. Hı hı. Bir stresin sonucudur. Evet. Kişi kabul etmese bile <laughs> hiçbir şeyim yok. Çok öyle mutluyum, güzelim ki dese gece yattığı zaman bir sorunu onun içini için için yiyordur. Hı hı. O yavaş yavaş onun baskısının altındadır. Hı hı. Ve bu biriken stres ...bir yerden dışarıya vurur. Kesinlikle. Ya baş ağrısı şeklinde, evet. ya mide ağrıları, mide spazları şeklinde. Işte şurada uyuşma veya kapakta seyirme gibi çıkar. Kesinlikle. Göz seyirmesi bunun içinden en selim, en e, rahat olanıdır. Hı hı. E, ama biz bunu güzel de bir çareye de bağlamışızdır. Gözün seyirse sevineceksin de, de, de deriz biliyorsunuz Kişi sevineceğini ümit ederek bunu da atlatabilir. Evet. Ya çünkü kendiliğinden bunlar geçer. Evet Ama esas mekanizma bir stres yatıyorsa altında... ...stresten uzaklaşmak yüzde yüz lazımdır. Hı hı. Stresi bulabilmek lazım. Hı hı. Bulamayasak bile istirahat, tatil gibi bir takım... ...başka hayat tarzımızda değişikliklerle bundan kurtulmak mümkündür. Evet. Bunların daha kötüleri seyirme... Önce kendi fark eder hasta. Bir kısmı ilerlediği zaman karşıdan da gözükmeye başlar. Hı hı. Yanındaki kişiler hayır da ya senin gözünün burası neye titriyor diye sorar. Artık hı hı. karşıdan görünürdür. Bunun daha fazlası istem dışı kırpmalar şeklindedir. Artık göz kırpma gibi hale gelir bu. Karşıdaki kişi hatta bana göz kırpıyor gibi de <laughs> algılayabilir. Genellikle evet. tek taraflıdır bunlar. Hı hı. Bunlar da gene ileri yaşlarda ortaya çıkan şeylerdir, e, patolojilerdir, rahatsızlıklardır. Hı hı. E, bunun daha da fa fazlası vardır. Gözü hiç açılamaz tarzda. Tek taraflı ve iki taraflı. Hı hı. Sadece göz kapaklarında değil, yüzünün diğer evet. kaslarının da ...kasılmasıyla gözün hiç açılmadığı... ...hale gelen... ...spazm diyoruz. Bunu Bileferans spazm tabloları da vardır. Hı hı. Hocam dilerseniz lafınızı bölüyorum ama... Bülün. ...reklam arasından sonra detaylı bir şekilde... ...anlatalım bunları peki, bir ara verelim olur mu? Peki, peki teşekkür, ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Reklam arasından sonra tekrar buradayız. Dünya Göz Hastanesi'nin sunduğu... ...olay sağlık kuşağı devam edecek... Dünya Göz Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz olay sağlıkta. Gözde yaşlanma ile birlikte ne gibi değişiklikler gözlemliyoruz? Göz kapağında, göz çevresinde neler gözlemliyoruz? Bunları konuşuyoruz doktorumuzla. Hocam, e, göz kapakları işlevinde bozulmayla ilgili olarak gözün açık ve kapalı kalması gibi bir şey söz konusu. Genelde hastalardan duyduğumuz şeyler bu. Bizim izleyicilerimiz de yazıyorlar. Evet, bunu doğru. da açıklayabilir miyiz? Doğru. Yine tam bu başlığın altında bahsedilmesi gereken bir konu bu. Hı hı. Biraz önce ne dedik? Seyirir, hı hı. zaman zaman kapanır hı hı. dedik. Bir de bunu hiç kapanmadığı durumlar olabilir. Hı hı. Göz kapağımıza bütün gayretimize rağmen kapatamayız. Hı, hı kapatamaması hakikaten çok dramatik bir tablo. Hı hı. Gözün kuruması, korneanın kuruması, bulanıklaşması, bir takım yabancı cisimlerin, bakterilerin gözün üzerine yerleşmesiyle ortaya çıkan iltihaplar, hı hı. çapaklanma, sulanma gibi ve bunun arkasından gelen bir ağrı. Hı hı. Şimdi mü müthiş, rahatsız edici bir tablo. Kesin. Onun için bunun da bazen e, sebeplerini ortaya koyamadığımız ama çoğunlukla bu yedinci sinir felci dediğimiz e, bir hastalık sonucudur. Bu hastalığın da neye e, ortaya çıktığını da her zaman ortaya koyamayız ama işte bu bazen rüzgar çarptı, bazen soğukta kaldık, bazen nazar değdi falan gibi bir takım açıklamalar da gelir ama so sonuç gözünü o kişi kapatamıyordur. Evet. Halde genellikle nörolojik hani bir tablodur. Hı hı. Sinir patolojisidir aslında. Hı hı. onun için nörolog meslektaşlarımızla birlikte takip ederiz. Hatta fizik tedaviciler de e, atrofi olmasın kaslarda, çevre dokularda diye katkılarını koyarlar. Hı hı. Bu çoğunlukla kendiliğinden uzun vadede iyileşebilen bir rahatsızlıktır. Hı hı. Yaptığımız yardımlarla süreyi kısaltabiliriz. Hı hı. Ama e, Patoloji çok ağır patoloji ise mesela yedinci sinirin merkezinde ve yolu üzerinde bir tümörle o sinir tahrip olduysa o sinir tümör alınırken hasarlandıysa geri dönmez. Hı hı. Onun için o gözün açık kal kaldığında... Göz küresini, organları iyi korunması lazımdır. Evet. Gece, gündüz farklı uygulamalar yapılır. Hı hı. Bazı müdahalelerde göz kapağının biraz kapatılması, bazen tümünün kapatılması, hı hı. olay geçtikten sonra tekrar göz küresinin ortaya çıkartılıp kullanılabilir hale gelmesi için saklanması bir yerde hı hı. E, gerekebilir. Evet. Onun için bu da huzursuz bir tablodur. Yani kapanması... Kötü ama gözümüz korunuyor hiç olmazsa hı hı. açık kalması gözümüz tümüyle açıkta kalıyor. Evet. Özel bir ilgi, özel tedavi gerekiyor. Hatta dediğim gibi başka branşların yardımıyla da evet. gerekebiliyor. Yer salma ile birlikte kirpikte giriş değişen e, değişimlerden söz Şimdi ettik fakat kirpi evet biraz bahsettik biraz. Evet kirpikte, seyrenmeden bahsedelim dilerseniz renk değişikliklerinden bahsedelim hocam ya da aklınıza ekstra bir madde varsa. Şimdi kirpikler de çok önemli işlevi var. Hı hı. Özellikle pozisyon itibariyle yukarı doğru dönük hı hı. E, dışarı çıkan böyle balkon gibi yapılar bunlar. Hı hı. Hem kozmetik olarak özellikle hanımların güzelliğinin bir, bir parçası göz güzelliğinin parçası hem de yukarıdan düşen bir takım tozların gözden uzak tutulması, tutulması için engeller, bariyerler. Hı hı. Onun için e, pozisyonlarının düzgün üst kapağın dışa doğru, alt kapağın aşağı dışa doğru olması lazım. Hı hı. Belli bir sıklıkta olması lazım ama dedik ya hiç bir kişi değeriyle aynı değil. Birinin saçları maşallah kaşları kadar değen kirpikleri varken diğerisi seyrek, zayıf, düz bir takım kirpikleri var. Hı hı. Bunlarda da bazı müdahaleler yapılabilir. Hı hı. Ama kirpiklerimizi korumamız lazım. Kir, kirpik beyazlaşması, renk değişmesi de e, bazen psikolojik sebeplere de bağlı ortaya çıkabilir. Hı hı. Veya demin konuştuğumuz gibi kirpik diplerindeki foliküllerin iltihaplarına bağlı. Hı hı. Foliküllerin tahrip olup kirpiklerin dökülmesi şeklinde de ortaya evet. çıkabilir. Evet. Bunun dışında bir de kapak içe doğru döndüğü gibi kirpikler de tek veya gruplar halinde içe doğru dönüp göz küresine dokunmaya başlarlar. Hı hı. Göz küresinde müthiş bir irritasyon yapar. Küçük bir toz parçasının gözümüze kaçtığında ne kadar rahatsız olduğumuzu Çok. biliyorsunuz. Hı hı. E düşünün birkaç tane kirpi göz küresine değiyor. Her gözünüz açıp kapattıkça o batma göz küresinin tabakalarını neredeyse süpürüyor ve kazıyor. Hı hı. E bir süre sonra orada ufak inceden başlayan sıyrılmalara, açılmalara defeklere yol açıyor. Evet. Bunu da engellenmesi lazım. O kirpiklerin oradan uzaklaştırılması kirpiğin kendimi dönmüş yoksa kapak mı döndüğü için bu oluyor iyice inceledikten sonra işlem yapılması hı hı. lazım. Hı hı. Bu arada kirpiklerimize de ihtimam göstermemiz, kapağımızla beraber lazım. O da çünkü görme organı bir parçası. Evet. Hocam kısa vaktimiz kaldı. Dilerseniz göz küresine de geçiş yapalım. Evet. Onu çünkü girişte söyledik. Evet. Göz küresi nedir, ne işe yarar ve yaşlanma ile birlikte onda ne gibi değişimler söz konusu? Peki. Şimdi göz deyince bir sanki göz küresini çoğunlukla anlarız. Ama bakın gözün önündeki görme organı parçası olarak kapaklardan ne kadar bahsetmek zorunda kaldık. Hı hı. Şimdi Çok ancak önemli. göz küresine geldik. Hı hı. Göz küresi de Yaşlılıktan nasibini alır. Hı hı. Önce üstünü kaplayan konjektiva dediğimiz damar yapı karşına gözüm kanlandı de deriz ya. Bu kanlanan konjektiva içindeki damarların genişlemesidir aslında. Hı hı. Gözümüz kızardı derken o damarlar genişlemektedir. Yani bir işarettir, bir gözde olumsuzluğun işaretidir. Hı hı. buna da dikkate almamız lazım. Zamanla gene yılların izi, pek çok ciltte olduğu gibi kornektiye da ortaya çıkar. Hı hı. Bu yaşa kadar geçirmiş hastalıkların sonucu damarlarımız genişlemeye, yani dilate olmaya tabii tabiriyle hı hı. ve kıvrımlanmaya başlar. O halde kronik bir kırmızılık gözükür. Hı hı. E, o kırmızılık banyodan çıkışta güneş ışınlarına maruz kalmakta da daha da artar. Hı hı. Ee, i̇ki bu zar aynı kapak derisinde olduğu gibi bollaşır. Kapağın kenarından dışarıya doğru böyle bollaşıp sarktığını şelaziz dediğimiz bir tablo da vardır. Hı hı. Bu da irite edici bir tablodur. i̇ltihaplara e, yol açabilir. Karşıdan da kozmetik bir görüntü sıkıntısı yaratır. Hı hı. Yine bu tabakada dejeneratif değişiklikler olur. Zamanla ultraviyole ile ve dış iklim koşullarındaki rüzgar gibi etkilerle hı hı. iç tarafta, nazar dedim iç taraflarda konjektivada beyazlaşmalar. Bunlar pinguekula diyoruz. Biraz daha ileri gidip kızarıklaşarak bunun korneye dediğimiz saydam tabakanın üstüne ilerlemiş şekillerini de görüyoruz bunlar hepsi yaşın ortaya çıkarttığı dejeneratif rahatsızlıklardır. Hı. Aynı ciltte olduğu gibi renk değişiklikleri göstermiştik. Hı hı. Burada da dejeneratif değişiklikler ortaya çıkar. Hı hı. Çok ender olarak erken yaşta çocuklarda hatta gençlerde de bu e, kuş kanı halk arasında denir. Yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bu da çoğunlukla ileri yaş rahatsızlığıdır. Erken yaşta çok az gözükür. Hı hı. Sonra diğer göz küresinin önemli tabakası karşıdan baktığımızda bu pırıl pırıl gözüken saydam kornea tabakasıdır. Hı hı. Zaman orada da izlerini bırakır. Bu saydamlığı şeffaflığı zamanla azalabilir. Çevresinde özellikle yaşlılık halkası dediğimiz arkus senilis ...tıptaki adıyla. E, bulanık tablo ortaya çıkmaya başlar. Hı hı. Orada da dejeneresanslar korneada bu bulanıklaşmalara yol açar. Korneanın gerisine gittiğimiz zaman, e, açı elemanlarındaki zamana bağlı değişiklikler, göz basıncının artmasına, yani glokom e, dediğimiz tablonun ortaya çıkmasına yol açar. Hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsun, 60 yaş üzerinde yüzde 3-5 gibi hatta bazen daha yüksek oranlara çıkan glokom göz basıncı artışları da söz konusudur. Hı hı. Bu da ileri yaşlarda. Ön kamera açısı açıktır ama periferide göz yaşını direne eden e, trabeküler sistemde bir skleroz başlamıştır. O da göz basıncını arttırmaktadır. Evet. Onun gerisinde geldik lense. Evet. Lens de saydam görmemizde çok önemli bir görevi olan tabakadır. Hı hı. Giderek bedenimizin pek çok yerinde olduğu gibi elastikiyeti azalır. Hı hı. Elastikiyetinin azalması uzaktan yakına baktığımızda veya yakından uzağa baktığımızda o kasılma-gevşeme hareketini ani ve gençlikte olduğu gibi yapamadığı için hı hı. yavaş yavaş kasılır, yavaş yavaş gevşer. Hı hı. Bu da baktığımız yerden karşıya bakınca önce bulanık görmemizi sonra tekrar netleştiğini algılamamıza yol açar. Ter, ter, Tersi de olur. Sadece elastikiyetini kaybetse iyi bu merceğimiz giderek kesifleşmeye de başlar. Hı hı. İşte kesifleşmenin başlangıcında bir şey fark etmeyiz ama daha ileri yaşlarda artık görmemizin bozulduğunu, bulanık gördüğümüzü fark ederiz o zaman hı hı gittiğimiz hekim arkadaşımız buna katarak teşhisini koyar. Evet. Katarak lensin kesifleşmesidir. Çaresi ameliyatla alınması hı hı. yerine saydam bir lensin koyması şeklindir. Daha vaktimiz kaldı mı? Hayır hocam. Maalesef Kalmadım. sonuna geldik. Evet. Sıramızı son, <laughs> doldurduk. Peki. Daha konuşacak birçok konu başlığımız var. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür so, ederiz. Son bir cümle eklememe müsaade eder misiniz? Çok kısa hocam. Ed çok çok kısa. Yani bütün bu değişiklikler Hı -hı. yaşlılık dediğimiz projesin çok kötü gibi algılanmasına neden olmasın. Hı -hı. Bunlar doğal bir değişimlerdir. Evet. Bunların bir kısmını kontrol edebiliyoruz. Bir kısmı da kontrol edebiliyoruz. Hı hı. Hiç birimize bunlar dert etmemeli. Evet. Hepsinin çaresi büyük oranda var. Hı hı. Sağlıklı yaşlanmalar diliyorum herkese. <laughs> Hocam çok teşekkür ederiz. Tekrar hem katıldığınız için hem değerli bilgileriniz <laughs> için. Sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya Göz Hastanesi olay sağlık kuşağını sundu.